hakkında. Bu sohbetimizin konusu beşer kelimesi Kur'an'da hangi anlamda kullanılmıştır? Onunla ilgilidir. Öncelikle Kur'an'da kullanılan bütün kelimeler farklı anlamlarda kullanıldığını bilmemiz gerekir. Kainatta bulunan hiçbir varlık, hiçbir varlığın aynısı olmadığı gibi Kur'an'da kullanılan ve Kur'an'da geçen hiçbir kelime de hiçbir kelimenin aynısı değildir. Ama şu bir gerçek var ki hiçbir varlık hiçbir varlıktan bağımsız olmadığı gibi hiçbir kelime de hiçbir kelimeden bağımsız değildir. Belki renkleri, fiziki yapıları, büyüklükleri birbirlerine yakın olan yüzlerce koyunu dışarıdan görenler bu farklılıkları fark edemeyebilir ama uzman bir çoban onların farklılığını tek tek ortaya koyabilir. Kur'an'da geçen kelimelerin de farklılığını ancak Kur'an hakkında tefekkür edip düşünenler kelimeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilirler. Belki Kur'an hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmayanlar Adem kelimesiyle insan kelimesi, beşer kelimesi, halife kelimesi veya erkek kelimesini aynı sayabilirler. Oysa her bir kelimenin kendi anlamında aralarında birbirlerine benzer yönleri olsa da nüans farkıyla birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Şimdi Kur'an'da geçen genel bir başlık halinde Adem kelimesi şemsiyesi altında olan isimleri Kur'an'dan ayetlerle ne anlama geldiğini farklılıklarıyla ortaya koymaya çalışalım. Halife. Kur'an içerisinde 11 yerde halife kelimesi geçmektedir. İki farklı anlama gelmektedir. Birinci anlamı, yaratılmış olan bütün varlıklara hükmetme yeteneği ile dilediğini dilediği şekilde kendi verdiği kararla yapabilme anlamındaki anlamıdır. Bu anlamdaki halife, insanların dışındaki insanların emrine amade olan meleklerin Adem'e seyretmesi bu anlamdaki halifedir. Bunu bir ayetle belgelemeye çalışalım. Bakara suresi 30. ayet-i kerimesinde hani Rabbim meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar da biz seni şükrünle yüceltir ve takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akılacak birini mi var edeceksiniz dediler. Allah şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. Bu anlamdaki halife
yerlerde ve göklerde canlı ve cansız ne varsa insanoğlunun emrine amade kılınmasıyla onlara hükmedebilme yeteneği olan Adem anlamındaki halifedir. İkinci anlamı ise insanlar içerisinde Allah'ın Rabliğini kabul eden ve o yolda ölümü, dirimi, namazı, ibadetleri, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a ait olduğunun bilincinde olan peygamberler ve peygamber taraftarlardır. Yani her Müslüman Allah'ın dinini insanlara kendi elinden geldiği kadar uygulama ve uygulatma konusunda yetki ve sorumluluk sahibi olmasıdır. Bir ayette de bunu belgelemeye çalışalım. Sekizinci surenin 26. ayet-i kerimesinde "Ey Davut, gerçek şu ki biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet. İstek ve tutkularına uyma. Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutanlardan dolayı, unutmalarından dolayı şiddetli bir azap vardır." Şimdi Adem kelimesini tanımlayalım. Bu da Kur'an'da İki farklı anlama gelmiştir. Eğer Kur'an'da geçen bu kelimeleri doğru anlar ve doğru algılayabilirsek, Kur'an'daki kıssaları ve konuları da ancak doğru algılar ve doğru anlayabiliriz. Adem, Kur'an'da 29 yerde zikredilmektedir. Adem kelimesi Kur'an'da iki farklı anlamda kullanılmıştır. Birinci anlamı, insanların genel adı olarak davranış ve yaşam biçimlerinin farklılaşarak genel bir başlık olarak bütün insan türlerine ait ne varsa hepsini kapsayan bir kelimedir. Birkaç tane buna örnek verelim. Kadın, erkek, kafir, Müslüman, cin, şeytan, çocuk, beşer, insan, münafık, Yahudi, Hristiyan vesaire. İkinci Kur'an'da kullanılan bunlara Kur'an'dan ayetlerle örnekler vermeye devam edelim. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip eğer doğru söylediyseniz bunlar bana isimleriyle haber verdin dedi. Adem'e isimlerin öğretilmesi, insanlık tarihinin başlangıcıyla başlayan öğrenme süreci olarak vahiy bilgilere, gerekse de eşyanın bilgisine ulaşmakla öğrenilen bilgiler ve teknolojinin gelişmesiyle öğretilen bilgilerdir. Bugün kainatta insanoğlunun uzay ve bilgisayar çağına ulaşması da bunu gösteriyor. Öğrenme hala devam ediyor. Biz Adem'e bütün isimlerini öğrettik ifadesini kullanırken de Allah geçmişi, anı,
ve geleceği aynı anlamda kullanma sanatı yapıyor. Aynı anda. Yani şu anda Adem'e isimler hala öğretiliyor ve Adem'e melekler bundan dolayı da secde ediyorlar. Bakara suresi 33. ayet-i kerimesinde "Ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver" dedi. O bunları onlara isimleriyle haber verince dedi ki, "Size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim." Şimdi ikinci Adem anlayışına anlamaya çalışalım. Kur'an'da kullanılan ikinci anlamda Adem ise Ademler içerisinde vahye muhatap olarak anılan peygamber anlamındaki Adem'dir. Bunu da bir ayetle örneklendirmeye çalışalım. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçkin kıldı. İnsan kelimesi üzerinde duralım. İnsan Kur'an'da 283 yerde geçmektedir. İnsan kelimesinin anlamı hem takva yoluna eğilimli hem fıs yoluna eğilimli aklıyla nötr bir varlıktır. Çok önemli. Zaten davranışlarıyla, eylemleriyle insanlar sıfatlaşarak başka isimler almaktadırlar. Bütün Adem'le ilgili ve Adem başlığı altında türeyen isimler insandan davranış ve yaşam biçimiyle sıfatlaşarak isim almışlardır. İnsan kendi kararıyla gitmiş olduğu her iki farklı yolda göstermiş olduğu performansa göre sıfatlaşarak isim almaktadır. Kafir kelimesi insanın inkarının sonucunda inkar eden insan anlamında insanı sıfatlaştırmaktadır. Nasıl kalem kelimesine kırmızı, mavi, yeşil kelimeler yüklendiğinde kalemin rengini belirterek sıfatlaşıyorsa ve sonucunda kırmızı kalem dendiği zaman kırmızı takısı bir sıfat olmaktadır. Onun rengini temsil etmektedir. Ağaç kelimesi bir isimdir. Ama yeşil ağaç dediğimiz zaman yeşil sıfattır. Ağacın yeşil olduğunu anlatır. O zaman insan kelimesinin önüne gelen bütün takılar insanların sıfatlarıdır. İnsanın kişiliğini, karakterini, cinsini, rengini, dilini belirten sıfatlardır. Münafık insan, kafir insan, erkek insan, nebi insan, insan simgeleyen sıfatlar da yalnız olarak kullanıldığı zaman sıfat olduğu halde insana atıf yapılmaktadır. Mesela zalim dendiği zaman eğer önünde insan kelimesi geçmiyorsa bu
zalim kelimesi insanı çağrıştırır. Münafık dendiği zaman içi başka, dışı başka olan insanı tanımlar. Şimdi Kur'an'da insanı çağrıştıran bazı sıfatları nakletmeye çalışalım. Cenin, bebek çocuk, kadın, erkek, mert, cesur, peygamber, alim, deli, budala, akıllı, kafir, münafık, Yahudi, Müslüman, Hristiyan, halife, beşer, Adem, şeytan, cin, müşrik, ehli kitap, Türk, İngiliz, Kırgız vesaire. Yüzlerce sayabiliriz. İşte Kur'an'da kullanılan bir kelimenin ne maksatla, hangi anlamda kullanıldığını konu içerisinde ve Kur'an bütünlüğünde arayarak çelişki oluşturmadan ait olduğu yere koymak gerekir. Konumuzun mevzusu olan asıl kelime beşer kelimesidir. Belki bu kelimenin ne anlama geldiğini izah etmek için diğer kelimelerin de ister istemez ne anlama geldiğini izah etmek de ancak mümkün olacaktır. Şimdi diğer kelimelerden örnekler vererek beşer kelimesinin geçtiği yerde beşer kelimesine Kur'an'ın yüklemiş olduğu anlamı yakalamaya çalışalım. Belki her makalemde kainata yaratılmış olan varlıkları tanımlarken temel olarak iki gruba, iki kısma ayırdığımı devamlı vurgulamışımdır. Melekler ve Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar. Kainatta bu iki farklılıktan, varlıktan başka varlık yoktur. Karşımıza çıkan kelimeler ya Adem kelimesinden sıfatlaşmış bir isimdir ya da melek kelimesinden sıfatlaşmış bir isimdir. Eğer biz karşımıza çıkan bir kelimenin hangi varlıktan türetilmiş bir isim olduğunu anlayamazsak, ne Kur'an'da geçen ayetleri, ne Kur'an'da geçen konuları, ne de Kur'an'da geçen kıssaları doğru olarak anlamamız mümkün olamaz. Şimdi Kur'an'da geçen bazı ayetlerden örnekler vererek ayetler içerisinde geçen kelimelerin ne anlama geldiklerini Kur'an'a ters düşmeden anlatmaya çalışalım inşallah. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu makalemde hem Arapça metnini hem Türkçe okunuşunu örnek olarak vermiştim. Vermiş olduğum ayet örneğinde iki farklı kelimeden söz etmektedir. Cinler ve insanlar. Sizce bu iki farklı kelime melekler kategorisinden mi yoksa Ademoğlu şemsiyesi altında insan kategorisinden mi veya Adem kategorisinden mi? Şu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Adem şemsiyesi altında olan varlıklar ergenlik yaşından bunaklık ve ölüm dönemine kadar kendilerine emanet yüklenmiş ve bu emanete sahip çıkan, çıkıp çıkmayacaklarının denenmek için imtihana tutulmaktadırlar. Bir ayetle yine bunu belgelemeye çalışalım. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde gerçek şu ki
Biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar. Onu insan yüklendi çünkü o çok zalim, çok cahildir. Burada kendilerine emanet yüklenen neden Adem denmiyor da insan kelimesi kullanılıyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Adem kelimesi kapsamına deliler, çocuklar ve bunaklar da girmektedir de ondan. Bu kelimelerin hiçbirisi insan kelimesine eş değildir. İnsan kelimesi çocukluk çağından ergenlik çağına geçtiği zaman ona iblis yüklenmektedir. Eğer iblis olgusu insanlara yüklenmemiş olsaydı, insanlar da diğer melekler kategorisine girer, denemenin, imtihanın bir anlamı kalmazdı. Araf suresinin 19. ayet-i kerimesinde ve ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Yine aynı surenin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi. Ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Adem ve eşi ancak ergenlik yaşında kullanılması gereken bir deyimdir. Bu ifade bütün ergenlik çağına gelmiş olan bütün erkekler ve kadınlar için de geçerlidir. İşte iblis olgusu o çağda Adem'e yüklenmekte ve Adem sıfatlaşarak insan ismini almaktadır. Hiçbir zaman unutulmaması gerekir ki emanet insana bu çağda yüklenmekte, yasak ağaç bu çağda oluşmakta, Adem ve eşi cennetten bu çağda çıkarılmakta, helal ve haram kavramları bu çağda gündeme gelmekte. Dolayısıyla her iki farklı seçenek ve iki farklı ilham insanlara bu çağda gelmektedir. Dolayısıyla peygamberlik bu çağdan sonra gelmektedir. Yani İsa'ya kitap ve hikmet beşikteyken değil, bu çağdan sonra verilmektedir, yüklenmektedir. Burayı tekrar zikrediyorum. O kadar önemli ki bunlar düzgün kavranırsa Kur'an'ın anlam ve hikmeti, mantığı, Kur'an'a bakış açısı değişerek o zaman doğru bir anlam yerine oturacak. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki emanet insana bu çağda yüklenmekte, yasak ağaç bu çağda oluşmakta, Adem ve eşi cennetten bu çağda çıkarılmakta, helal ve haram kavramları bu çağda gündeme gelmekte, dolayısıyla iki farklı seçenek ve iki farklı ilham insanlara bu çağda gelmektedir. Dolayısıyla peygamberlik de bu çağdan sonra gelmektedir. Yani İsa'ya kitap ve hikmet beşikte çocuk iken değil, o mecazi bir anlam kullanılarak öyle ifade edilmiş, bu çağdan sonra verilmektedir. Ayette geçen
insanlar ve cinler Adem kelimesinden sıfatlaşmış ve o iki kelimenin iki farklı konumunu bize anlatmaktadır. Adem, insan olmadan cin kelimesi sıfatlaşamaz. Çünkü cin kelimesi insan kelimesinden sıfatlaşarak türeyen bir kelimedir. İnsan dediğimiz zaman aklımıza hem takva yoluna eğilimli hem de fısk yoluna eğilimli yol seçmemiş ne tür bir varlık olarak algılamalıyız. Cin deyince de yol seçmemiş insanların yol seçim tercihini iblisin teklifleri yolunda kullanmayı tercih eden insanların genel bir adıdır. Neden Allah ben insanları ve kafirleri bana ibadet etsinler diye yarattım demiyor da ben insanları ve cinleri bana ibadet etsin ve kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bu sorunun cevabını iyi yakalamak gerekir. Çünkü cin kelimesi sadece kafirleri değil, iblisin soyundan olan, bütün sıfatlaşmış olan puta tapıcılardan tutun da ehli kitap olanları ve müşrik olanların tümünü içerisinde barındırmaktadır. Şimdi bu açıklamalarımızın ardından Kur'an'da geçen cinlerle ilgili ayetlerden örnekler vermeye çalışalım. Cin suresi 1. ayet-i kerimede de ki bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. Yine cin suresindeki ayetleri numaralandırmadan devam ediyoruz. O gerçekten doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Çok önemli. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir ortak. Doğrusu şu bizim beyinsizlerimiz Allah'a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Bir de şu gerçek var ki insanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki onların azgınlıklarını arttırırlardı. Buraya kadar bahsedilen cinler ehli kitap olan cinlerdir. Dikkat ederseniz Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman ettikleri halde Allah'ın nebiler aracılığıyla göndermiş olduğu vahiy orijinli dinden saparak, satarak, gizleyerek, zan ve tahminle Allah'tan olmadığı halde bu Allah'tandır diyen ehli kitap olan cinlerdir. Bakınız Kur'an bu tip ehli kitap olmayı olanları şöyle tanımlıyor. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dedi. Bu onların ağızlarıyla söylemeleridir. Onlar bundan önceki inkar eden kişilerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da çeviriyorlar. Bu Tevbe suresi 30'du. Şimdi 31. ayette onlar Allah'ı bırakıp
bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler. Ve Meryem oğlu İsa'yı, Mesih'i de, oysa onlar tek olan bir Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Görüldüğü gibi Allah'ın Rabliğini bırakarak Allah'ın dışında olanları Rab edinenleri de Kur'an müşrik olarak tanımlamakta ve onların yaşadıkları hayatı, yaptıkları davranışları kabul görmemekte ve onlardan razı olmayacağını Allah üzerine basa basa vurgulamaktadır. Şimdi inkar eden, deist ve ateist olan cinlerden bahsedelim. Yani ahiret alemini kabul etmeyen cinlerden. Yine Cin Suresi 7. ayette ve onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltemeyeceğini sanmışlardı. İşte bu geçen video sohbetlerimizde anlattığım gibi Allah insanları temel olarak inkar edenleri veya müşrik olanları iki kısma ayırıyordu. Birincisi puta tapıcı olanlar. Bunlar Allah'ın göndermiş olduğu peygamberleri, kitapları kabul etmiyorlar ve ahiret alemine de inanmıyorlar. Onlar diyorlardı ki, biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz diyorlardı. İşte Kur'an'ın bahsettiği o insanlar bu tip cin olanlardır. Yine 8. ayette, doğrusu biz göğü yokladık fakat onu güçlü koruyucular ve şeyhlerle kaplı bulduk. Oysa gerçekten biz dinlemek için onun oturma yerlerine otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa kendisini izleyen bir şeyhap bulur. Aslında bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü cinleri bunlar genelde İslam toplumlarında ve diğer din anlayışlarında beş duyuyla algılanamayan dumansız ateşten yaratılmış varlık olarak anlıyorlardı. Ve dolayısıyla göğü yokladık ifadesiyle bunlar sanki ışık hızında olduklarından dolayı gökyüzünde, yıldızlarda, bilmem ayda, güneşte şu ifadeyi güçlü koruyucular ve şiatlarla kaplı bulduk. Yani burada gök deyince sanki insanların görebildiği, ufkunun alabildiği yer değil, onların dışında yer algılamaktadırlar. Oysa bir ağaçtaki ağacın konumunu, dağların, madenlerin konumunu ve ilimde, teknolojide ileri giderek inanan ve iman eden insanların üzerinde teknolojik bilgileri olduğundan dolayı onların bilmedikleri konularda önüne yanlışları koyarlar ve insanları kandırmaya çalışırlardı. Bunu anlatmak istiyor. Oysa gerçekten biz dinlemek için onun oturma yerlerine otururduk. Yani insanlar neyi bilmiyorsa o bilmediği şey işte sihirbazların, büyücülerin yaptığı bu değil mi? Neyi bilmiyorlarsa o bilmedikleri şeyi insanların önüne koyarak onları kandırmaya çalışıyorlar. Ama şimdi kim dinleyecek olsa kendisini izleyen bir şey bulur. Yani şu Kur'an'da her örnekten bir örnek verilmiş, hiçbir eksik bırakılmamış ve dolayısıyla insanlar bir yanlış söylediği zaman o yanlışın yanlış olduğunu söyleyen mutlaka başka bir ayet karşımıza çıkıyor. Kur'an bunu anlatıyor.
Doğrusu bilmiyoruz. Yeryüzünde onlara bir kötülük mü istendi? Yoksa Rableri kendileri için doğruya iletici bir hayır mı diledi? Gerçek şu ki bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında olanlar da biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz. İşte bu ayette de artık cinin tanımını yaparken iblisin teklifiyle insanların Rabbani yoldan ayırarak yaratılışta vermiş olduğu Rabbim Allah'tır sözünden cehen insanların genel adı diye tanımlamıştık. İşte bu özellikten cehen insanlar artık Müslüman oluyorlar. İşte bizde Müslüman olanlar vardır derken cinlerden Müslüman olanlar değil, cinlerden Müslüman olup da cin özelliğini ortadan kaldıranları ortaya koymaktadır. Elbette inkar edenlerden de Müslümanlar var. Ehli kitap olanlardan da Müslüman var. Zaten Bakara suresinin 62. Maide suresinin 69. ayetlerinde bunları açıklamıştık. Biz şüphesiz Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakacağımızı, kaçmak suretiyle de onu hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı anladı. Yani bunlar cinlikten dönüp Müslüman olanlardır. Daha doğrusu Müslüman olan insanlardır. Yaratılış gayesinin şuuruna varan insanlardır. Yaratılışındaki vermiş olduğu Rabbim Allah'tır sözüne rücu eden insanların adıdır. 7. ayetten buraya kadar bahsedilen cinler de ahiret hayatını kabul etmeyen cinlerdir. Bir başka ifadeyle puta tapıcı olanlardır. Bir başka ifadeyle deistler ve ateistler olandır. Deistler Allah'a inanırlar. Fakat Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, Cibril ve ahiret gününe inanmazlar. Ateistler de deistlerden tek farkı onlar Allah'ın varlığını da kabul etmemeleridir. Önemli üzerinde durmak istiyorum. Yine 72. surenin 7. ayet-i kerimesinde ve onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltemeyeceğini sanmışlardı. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım. Ben yol seçiminde tercihini puta tapıcılar ve ehli kitap olan insanlardan yana kullananlarla daha tercihini yapmamış insanları ibadet etsinler diye, kulluk etsinler diye yarattım. Olarak anlaşılması daha uygun olurdu. Yani dünya üzerinde Adem zürriyetinden türeme ne kadar insan çeşidi varsa onların hepsi attığı her adımdan, konuştuğu her sözden, yaptığı her işten Allah'a karşı ibadet ve kullukla sorumludurlar. Yine burada melekler konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü beşer kelimesini ve diğer Kur'an'da geçen Adem şemsiyesi altında sıfatlaşarak farklılıklaşan kelimeleri anlamak için onları izah ettik. Şimdi melek kelimelerinin de aynı bu şekilde olduğunu anlamak için melekleri de izah etmek gerekiyor. Melekler
insanların biyolojik yapıları ve psikolojik yapıları da dahil olmak üzere insanların dışında insanlar için yaratılmış ve insanların emirlerine amade olarak verilmiş insanların lehinde ve aleyhinde hizmet sunan bütün varlıkların genel adıdır. Melekler kendilerine kodlanmış olan bilgilerle insanlara secdelerini yaparlar ve hizmetlerini sunarlar. Onlar da insanlar gibi hem takva hem de iblis olgusu yoktur. Akıl ve irade de yoktur. Onlar kendilerine nasıl bir görev yüklenmişse onları yerine getirirler. Bakara 31. ayet kerimesinde ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere yöneltip eğer doğru sözlüyseniz bunları bana isimleriyle haber verin dedi. Yine 32. ayette aynı surenin dediler ki sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. İşte Ademoğlu ile meleklerin farkını Allah böyle izah etmektedir. Adem yerlere ve göklere yönelip yerlerde ve göklerde yaratılanlar arasında çelişkisizliği yakalayabilirken aynı zamanda kendilerine gönderilmiş olan vahiyler arasında da çelişkisizliği yakalayabilen, düşünen, akleden, tefekkür eden bir varlıktır. Melekler evrende genellemesi bile sayılamayacak İlim dallarında insanlara kendilerine kodlanmış olan bilgilerle insanlara hizmet sunmaktadırlar. Her melek kendilerine kodlanmış olan görevleri eksiklik yapmadan insanlara hizmet olarak vermektedirler. Bazı melekler mecazi anlamda ikişer dörder kanatlı oldukları zikredilerek farklı işler yapabilecek donanımda yaratılışı da dile getirilmektedir. Mesela öküzleri insanlar hem çift sürerek hem de etlerini yiyerek hem de yüklerini taşıyarak hem de diledikleri ve başka konularda onlardan hizmet almaktadırlar. Kur'an içerisinde yaklaşık olarak 93 ayette melek ismi zikredilmektedir. Yukarıda meleklerle ilgili ayette meleklerin kendilerine kodlanmış olan bilgiler dışında bilgileri olmadığını ve kesinlikle kendilerine verilen görevde suistimal etmediklerini anlatmaktadır. İşte o tanımı destekleyen bir ayet daha geçmektedir. Nahl suresinin 49. ayet-i kerimesinde göklerde ve yerde olan ne varsa canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. Yine genel bir başlık altında kullanılan meleğin bazı sıfatlaşmış isimlerinden bahsedelim. Güneş bir melek olduğu halde Allah güneşe melek demiyor. Ama güneşe baktığımız zaman kendisine kodlanmış olan bilgi dışında bilgisi olmayan görev nedir güneşin? İnsanlara ışıkla, ısıyla hizmet sunmasıdır. Yıldızlar ay da birer melek olduğu halde bitkiler de melek olduğu halde onlara bitkilere melek demiyor. Ama melekler kategorisinde onlar sıfatlaşarak ayrı ayrı isimler almışlardır. Portakal ağacı da bir melektir ama portakal ağacına Allah melek demiyor. Fakat rüzgar da bir melektir. Deniz de bir melektir ama buna melek demiyor. Denizlerin
portakal ağacının, elma ağacının, armut ağacının, çamların, efendim, ladin ve diğer bitkilerin özelliklerini incelediğimiz zaman kendilerine toplanmış olan bilgilerle bunlar seyirlerini düzenliyorlar. Ve bunlar kendilerine toplanmış olan bilgilerle hayatlarını düzenlediklerinden dolayı insanlara secde ediyorlar, insanların emirlerine amade oluyorlar. Şimdi beşer kelimesine Kur'an'ın yüklediği anlam nedir? Onu yakalamaya çalışalım. Beşer kelimesi Kur'an içerisinde yaklaşık olarak 36 yerde geçmektedir. Şimdi bunlardan birkaç tane ayet örneği verdikten sonra Kur'an'ın beşer kelimesine yüklemiş olduğu manayı izah etmeye çalışalım. Enbiya suresinin 34. ayet-i kerimesinde senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklardır? 18'de 110 de ki şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Yalnızca bana sizin ilahınız tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak kılmasın. İsra Suresi 93. ayette yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirilinceye kadar senin yükselişine de inanmayız. De ki Rabbimi yüceltirin, ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım? Hud suresinin 27. ayet kerimesinde kavminden ileri gelen inkarcılar, biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası görmüyoruz. Sana sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine biz sizi yalancılar sayıyoruz dedi. Yine Yusuf suresinin 31. ayet kelimesinde kadın onlardan düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerleri hazırladı ve her birinin eline bıçak verdi. Çık onlara görün dedi Yusuf'a. Böylece onlar onu görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu beşer değildir. O ancak üstün bir melektir dediler. Aslında bu ayetin çok anlamlı anlatışı var ama onu inşallah başka bir zamanda. Zaten Yusuf hakkındaki makalemde bunları geniş geniş anlatmıştım. Beşer kelimesiyle ilgili Kur'an'dan birkaç tane ayet aktardık. Şimdi bu kelimelerin tarifini geçen ayetlerden yorumlamaya çalışalım. Beşer gerek takva yolunda gerekse iblisin yolunda inanmış ve adımını atmış insanların o yolda sıfatlaşmış ismidir. Düşünebiliyor musun? Ya beşer kelimesi kullanırken Kur'an Rabbani yolda yürüyenlerin sıfatlaşmış bir ismi oluyor.
ya da gayri Rabbani yolda yürüyenlerin sıfatlaşmış bir ismi oluyor. İşte bunu nasıl anlamak gerekir? Ancak o konuda hangi anlamda kullanıldığını yakalayarak anlamak gerekir. Bu isim hangi yolda inanç ve yaşam tarzını hayatıyla bütünleştirdiği ancak o konu içerisinde anlaşılabilir. Bazıları beşer kelimesiyle insan kelimesinin aynısı olduğunu zannetmektedirler. Hiçbir kelimenin aynısı değildir. Tabiri yerinde ise beşer insanın çocuğudur. Yani beşer insan kelimesinden türeyen bir kelimedir. Nasıl Adem kelimesi insan kelimesi aynı değilse, insan Adem'den türeme bir sıfattır. Eğer karşımıza çıkan bir kelimede akıl ve irade kopuyorsa ve yaptığı davranışlar ona bir sorumluluk yüklüyorsa, o kelime mutlaka ama mutlaka Adem zürriyetindendir. Eğer bir kelimede akıl ve irade kopmuyorsa veya o yaptıklarının dolayı imtihana çekilmiyor ve ceza ve mükafat görmeyecekse, o mutlaka ama mutlaka meleklerdendir. Yeryüzünde ve kainatta kendilerine emanet olarak yüklenen tek varlık insanlardır. İnsanlar sıfatlarını seçmiş olduğu inanç ve yaşam biçimlerine göre alırlar ve isimleşirler. Mesela kafir dediğimiz zaman bu kelimenin melekten türemediğini herkes bilir. Bu kelime Allah'ın insana yüklediği emaneti ihlal eden, gerçekleri saklayan, örten, inkar eden insanlara verilen bir sıfattır. Doğru olanı kafir insandır. Müslüman kelimesi yaratılışta verdiği söze sadakat gösteren, kendisine yüklenen emanetin bilincini, sorumluluğunu taşıyan ve kendisini yaratan Allah'a teslim olan bir insandır. Hiçbir Müslüman olana kafir ve hiçbir kafir olana da Müslüman denemez. Ama kafir ve Müslüman olanlara beşer denilebilir. Çünkü insanın beşer sıfat almış bir ismidir. Beşer kelimesinin Müslüman mı, kafir mi anlamında mı kullanıldığını ancak ve ancak ayetlerden ve konu içerisinde o kelimeye yüklenen anlamdan anlayabiliriz. Beşer kelimesi iki farklı anlamda kullanılmıştır. Birincisi, yolunu Rabbani yolda tercih edip insanlara verilen sıfat. İkincisi de yolunu ve tercihini gayri Rabbani yolda seçenlere yüklenen sıfat olmak üzeredir. Şimdi bunlardan her iki yolu tercih edenlere ayetlerden örnekler vererek söylediklerimizi belgelemeye çalışalım. İsra suresinin 93. ayet-i kerimesinde ya altından bir evin olmalıydı veya gökyüzüne yükselmelisin, üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirilinceye kadar senin yükselişine de inanmayız. De ki Rabbimi yüceltirin, ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım? İşte burada bu beşer kelimesine Allah elçi ve nebi olan yolunu Rabbani yolda seçmiş ve Allah'ın onu Rabbani yolda seçişinden dolayı belirli bir makamdan sonra nebilik ve resullük sıfatını ona yüklemiştir. Bu anlamda bir beşerdir. İkinci yol seçimini gayri Rabbani yolda kullanılan bir beşer.
Yine buna da bir örnek verelim. Müminin suresinin 24. ayet-i kerimesinde bunun üzerine kavminden inkarı sapmış önde gelenler dediler ki bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz. İşte bu beşer puta tapıcıların beşeridir. Yani inkar edenlere kullanılan bir beşer ifadesidir. Üçüncü yol seçimini her iki yolda insanları ayırt etmeden kullanılan beşer kelimesi, buna da bir örnek verelim. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Bu ölümlülük ister puta tapıcılardan olan beşerden olsun, isterse iman eden, isterse peygamberlerden olan beşer olsun, hepsine Allah ölümlülüğü yazmıştır, ölümsüzlüğü tattırmamıştır. Sonuç olarak Kur'an'da geçen her kelimenin ne anlamda kullanıldığını anlayabilmek için o kelimenin kullanıldığı ayet, konu ve Kur'an bütünlüğündeki ait olduğu yeri keşfederek Kur'an'ın o kelimeye orada yüklediği anlamı yakalamak gerekir. Eğer o kelimenin anlamını doğru olarak yakalayabilmişsek hem Kur'an'a hem sünnetullah'a hem de akla ters düşmez. Doğrularım Allah'a, yanlışlarım ise bana aittir. Burada beşer kelimesi ile ilgili sohbetimizi sonlandırarak Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.